sürecin ardından bugün burada özel eğitim sınıfımızın mutfak atölyesini açmak için toplanmış bulunmaktayız. Her şeyden önce bu çalışmaya emek veren hayırsever iş insanlarına, okulumuza bu konuda katkıda bulunan hayırsever iş insanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten eğitim unsuru tek başına yalnızca devletin yapacağı bir çalışma değil, paydaşların da güç katması gereken bir çalışma. Hele yerinde ve yaşayan kişilerin katkıyı sunmaları bizim için çok anlamlı. Onun için bu konuda emek veren çok değerli iş insanlarına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bizim için çok anlamlı. Bir de sınıfımızın özel eğitim sınıfı olması. Bu sınıftaki çocukların hayatı da özel olarak gelmeleri adı üstünde o özelliklerine yakışır. Standartları en azından dezavantajlarıyla bütünleştirerek onu bir avantaja çevirecek ortamları sağlama konusunda da katkınız çok anlamlı. Sayın Belediye Başkan Yardımcım, değerli İlçen İl Eğitim Müdürüm, kıymetli öğrenciler, hayırseverler, hepiniz okulumuza hoş geldiniz. Biraz da rahatsız olduğum için sesim arka tarafa gelmiyorsa kusuruma bakmayın. Özel eğitim sınıfımıza gerçekten iyi bir eğitim ortamı sağladık. Yani her anlamda, uygulama olarak, ders olarak çok güzel bir ortam sağladık. Buna maddi manevi emek veren de, sebep olan da herkesten Allah razı olsun. İnanılmaz mutluyuz. Başlangıcında dediğimiz gibi ufacık bir ateşti. Sonra ateş topu oldu. Herkesin emeği çok oldu. Herkes bu taşın altına elini soktu. İş insanlarına, emek veren herkese, bilet alan bile herkese, sesiyle, yüreğiyle, her şeye dokunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Burayı görüp bu duyguları yaşamanızı isteriz. Öğrencilerimiz her gelen konuğumuz için de mutlaka el emeğiyle yaptığı şeyleri sunmak ister sizlere. Görmeniz lazım, yaşamanız lazım. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir projede, böyle bir organizasyonda biz de bir katkıda bulunabildiysek, bir tuzumuz olduysa bu çorbada ne mutlu bize. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese, tüm dostlarımıza, tüm milli eğitim çalışanlarımıza, çocuklarımıza bundan sonra daha güzel hayatlar inşallah gani gani önlerine çıksın.